Denizli Spor'dan bir haberle devam edeceğiz. Denizli Spor'un borçları konusu zaten sık sık özellikle spor kamuoyunda gündeme gelen bir konu. Dün akşam da haberin konu, Pamukkale haberin konu. Denizli Spor basın sözcüsü Yasin Özpek de Özpek canlı yayında Denizli Spor'a FIFA'dan gelen futbol alacaklarıyla ilgili listeyi açıkladı. 5.5 milyonluk bir liste bu ve acilen ödenmesi gerekiyor. Yine hani sık sık Denizli Spor'la ilgili gündeme gelir yaşadığım madde. Denizli Spor basın sözcüsü Yasin Özbek Pamukkale haberin konu oldu. Haberde çarpıcı açıklamalar yapan Özbek, FIFA tarafından yerli ve yabancı futbolcu alacaklarının Denizli Spor'a gönderildiğini ve toplam tutarın 5,5 milyon lira olduğunu söyledi. Özbek bu borçların acilen ödenmesi gerektiğini, aksi takdirde Denizli Spor'a cezalar verilebileceğini dile getirdi. Bu cezalar arasında takımın ligden düşürülmesi ya da puanının silinmesi de var. Yani ben bunu derken de yani şimdi hani kesinlikle eski yöneticilerimiz, başkanlarımız hani yanlış anlamasınlar. Bizim hiç kimseyle bir alıp veremediğimiz bir şeyimiz veya kişiselleştirdiğimiz bir durum söz konusu değil. Artılarıyla, eksileriyle insanlar gelmiş burada yöneticilik yapmışlar. Belki biz gittikten sonra insanlar bizi de eleştirebilir, şey yapabilir. Fakat o bütçenin oluşturuyorsun. Şimdi geldi mesela bize İbrahim Babiç'ten. Şu anda ödenmesi gereken para 538 bin TL. Ne bu? 200 bin euro. Hayır. Ise gelen şey? Yani bu eski oyunculardan kalan gelen, borç. Gelen şu icra, anda. Evet. İcralar. FIFA'dan gelen borçlar. Aha. Hemen bunların ödenmesi gerekiyor. Şimdi Emil Angelo diye bir futbolcu oynamış. 2009-2010 yıllarında. 242 bin 100 TL, bu anki döviz kuruyla beraber yani 90 bin euro, ona ödenmesi gereken para var. Erik adında bir futbolcuya 76 bin euro. İbrahim Bangura'ya, bu İbrahim Bangura 60 bin euroymuş, 468 bin euro olmuş. Yani yapılandırılsaydı bunlar, yapılandırılmış olsaydı, bu şekilde olmayacaktı. 408 bin euro ekstradan para ödüyorsunuz. Denizli Spor basın sözcüsü Yasin Özbek, Pamukkale Haberi de ayrıca takımın ikinci başkanı Mustafa Üstey'in silahlı saldırıya uğramasından ardından ziyarete gittiği Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yaşadığı kavgayı anlattı. Biraz önce de kendisinin yanındaydık. Mustafa Bey iyi, sol ayağında kurşunlanmış, bu bilye şeklinde atılan şeyden baldırını parçalamış. Kendisini anlattığını söyleyeyim yani. Orada Ankara asfaltı üzerinde yeni bir kendisi iş yeri açtığı için orada bir beton olayı varmış. Yani betondan 8 metre gelmiş. 4 metresini vuran kişinin oraya atılmış. Fazla geldi onu betonla uğraşıyorduk diyor. Ondan sonra tüfekle geçtiğini gördüm diyor. Fakat ben hiçbir tartışmam yok, bir şeyim yok. Biraz farklı bir kişilik sahibiymiş galiba o kişi. Oradan geldi diyor beni yakınen ateş etti diyor yani. Gittim dedim ki böyle Mustafa Üstey'i ziyaret edeceğim. Ben dedim Deniz Spor yöneticisiyim. Dedim uygun görürseniz hemen dedim bir dakika çıkıp ineceğim dedim. Yani bir geçmiş olsun diyeceğim. Çıkamazsın dedi. Ondan sonra dedim ya arkadaşım lütfen hani böyle bizim de bilgimiz yeni oldu bilgimiz. Arkadaşımız bizim. Bir dakikanızı rica ediyorum dedim. Şey yaptım. Ondan sonra yanımdaki biz öbür günle konuşurken bir tane daha güvenlik görevlisi geldi. Beni omzumdan atmaya kalktılar falan. Onun ne oluyor falan diye böyle bir şey etti. Bir arbede mi yaşandı evet, orada? Bir ortam gerildi. Bir şey oldu. Ondan sonra birazcık daha ortam gerilince ben öbür tarafta acil tarafından çıkmak için şey ettim. 15-20 kişi oldular. Beni asansörden apar topar indirdiler falan böyle bir şey. Denizli Spor yöneticisi olduğunuzu söylediniz. Söyledim. Ondan sonra bunlar dedi ki ya Cumhurbaşkanı ol, Başbakan ol, işte rektör ol dedim. Yani eğer konuşulması gereken büyüklerimizden varsa ben konuşayım dedim. Yani lütfen rica ediyorum sizden bunu diyorum. Ben yalnız başımayım yani. Ondan sonra Cumhurbaşkanı ol, Başbakan ol, Vali ol, rektör şeyse buranın Cumhurbaşkanı da Başbakanı da kendileriymiş yani arkadaşlar. Yani öyle bir arbede yaşadı ben çok üzüldüm. Yani gururum rencide oldu. Sonra ne oldu? Bir şey oldu mu? Bir gelişme oldu mu? Yok birazcık da orada ağız münakaşası oldu. Ondan sonra ben çektim gittim göremeden gittik yani. Ha, al.